Merhaba arkadaşlar. Sizin sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. Birçok soru var. Hepinize yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tuncay Süperspor kullanıyormuş. Sanırım komple ekipman istemiş. Kask dahil her şey olsun ama siyah olmasın demiş. Ben de ona uygun birkaç tane ürün göstereceğim. Shark Spartan kaskları önereceğim size. Spartanları biliyorsunuz. Daha önceden ben tanıtmıştım. Karbon fiberi olan var, fiberi olan var. Onları hemen göstereyim ilk önce. Karbon skin olanı bu. Yani bunları yakından çekmem için de bir tane arkadaş bana bir öneri yaptı. Hani detaylarını çekmiyorsunuz. Detaylarını çekerseniz çok daha iyi bilgi ve detay görüntüsünü biz de görmüş oluruz. Gerçekten haklı arkadaş. İlk önce bunu göstereyim. Shark Spartan'ın karbon skin olan versiyonu. Bunun normal fiber yapıda olanları da var. Bu karbon fiber yapıda. Onlardan bir tanesi de bu. Ya bunların ikisini önerebilirim. Detaylarını zaten vermiştim. O yüzden tekrar anlatmıyorum. Siyah olmasın dediğin için de mesela bu montu, Venom'un bu montu var. Venom'un montunu beğenmiyor olabilirsin. Birkaç tane mont sunacağım zaten. Birkaç tane arkadaşı da cevap olsun diye çekiyorum zaten bunları. Bu ucuz yollu, ucuz versiyon denebilir. Performans, fiyat bakımından ortalama montlardan bir tanesi. Yani nasıl özellikleri var? Zaten detaylarını biliyorsunuz. Her montta olduğu gibi bunların işte dirsek ve omuz korumaları var. Bir sırt koruması var. Önden açılan bir fermuarı var. Bu yazlık bir mont olduğu için içinde de yani yazlık baharlık denebilir. Dördüncü mevsimde yani kışın sizi üşütecektir. Bunun detayı ise şu. İçindeki astarı çıkarttığınız zaman yazlık bir mont oluyor. Dışında da file bir doku olduğu için kolaylıkla hava geçiriyor. Hava alabilen bir mont olduğu için de yazın rahat rahat sürüyorsunuz tabii ki. Yani bileklerinde şöyle çıt çıtları var ve işte bir tane fermuar var. Bu fermuarla rahatlıkla hani hava alabilir şekilde kullanabilirsiniz. Ama hani fermuar çok fazla açık tuttuğunuzda ve katlandığında eğer kaza yaparsanız fermuarın açık kaldığı, kumaşın katlandığı kısımlarda düşerseniz o kısımlarda kazanın etkisini göreceksiniz. O zaman yani her zaman üstünüze tam giyim, tam koruma verebilen şekilde mont, mesela montun önü açık gidiyorsanız hava almıyor diye o şekilde kaza yaparsanız çok fazla zarar göreceğinizi bilin. Yani bu Venom'un dynamic modeliydi. Dynamic modelini daha önceden tanıttım. Bunu hani yakından da göstereyim. Yine bir ufak bir detay çekeceğim. Kaslar için de bir detay çekeceğim. Kasların ne gibi özellikleri var? Hani kalın bir cam yapısı var. Bu kalın cam yapısını zaten daha önceden göstermiştim. İyi hava alabilir. Üst kanalı, ön kanalı. Üstünde bir tane şöyle güneş yüzeri olan yeri var. Ve yani işte iyi bir çene perdesi. Açılabilir, kapanabilir bir çene perdesi. Double D bir bağlantısı. İyi oturan boyun petleri. Ve rüzgardan az etkilenmesi için, sarsılmayı engellemesi için bir spoiler ve alt kısımlarda rüzgarı aşağıya, kaskı aşağıya doğru bassın, havalandırmasın diye de özel eklere sahip. İç petleri rahattır. Şöyle içinde açıp göstereyim. Güneş vizörlü dediğim gibi üstten açılıp kapanıyor. Bunu sürerken de rahatlıkla açıp kapatabilirsiniz şu üstteki mandal sayesinde. Gözlükle giyebilirsiniz. Gözlük giyimine uygundur içi. Ve iç petleri gerçekten iyi yapılmıştır. Ve ona göre de dış kabuk koruması vardır. Yine aynı özelliklere sahip fakat fiber olan versiyonu da var. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani bu kasklardan bir tanesini alabilirsiniz. Venom montu tabii ki yani hani ortalama bir mont, yazlık bir mont olarak kullanılabilir, baharlık bir mont olarak kullanılabilir. Fakat farklı seviyede montlar var. O siyah olmasın dediği için ben böyle işte yine siyahı olan ister istemez işte kırmızısı olan işte gri renkte bir mont çıkartmıştım. Veya Magda montlardan bir tanesini alabilirsiniz. Bunlardan da elimizde çok fazla kalmadı aslında. Birkaç bedenim var galiba. Bir 2X large, bir 3X large. Ama bu Magda montların, bu montların, Magda deri montlarda bir beden büyük almanız gerekiyor. Bu mont alınabilir. Bu mont neden alınır? Çünkü hani hör güçlü, deri bir mont. Sanırım sığır derisiydi bu.
Her yerinde koruması var. Rahat açılıyor, kapanıyor. Kışın da sizi fazla üşütmeyecek şekilde yapılmış ama tabii kışın içine bir tane termal giyin. Yani bunu termal giyerseniz daha rahat edersiniz. Hani üşümezsiniz en azından. Çünkü hani yani tabii ki yağmur geçirgenli diğer mont gibi değildir. Yağmur geçirmez, işte kazalarda sizi daha fazla korur. Çünkü iyi bir dirsek koruması, hem iç hem dış dirsek koruması var. Ondan sonra arkasında bir tane hörgücü var. Özel yapılmış körük mekanizması var. Katlandığında veya öne doğru eğildiğinde sıkıp germesin diye. Alt tarafında da bir tane körük mekanizması var şu kısmında. Ve kollarının şu dirsek kısımlarında da körük mekanizması var. Bilekleri böyle şu şekilde fermuarlı yapılmış. Şöyle fermuarlı şekilde yapılmış. Ön tarafından açıldığı zaman içinin bir file dokusu ve onun içinde de file dokulu bir geçirgen, hava geçirgen bir yapısı olduğunu görüyoruz. Şu arkasında da ek korumaları var. Şu yanlarında da ek korumaları var. Bunlar da yararlı, faydalı gerçekten. Hani Magna montları önerebilirim. Hani bu kaska işte bir de 5000 liraya isteyen bir tane, 5000 liraya ekipman ve ses ekipmanı isteyen bir tane arkadaş vardı. Onun için de önerebilirim. Bu 1999 TL'ydi. Belki artmıştır fiyatları, olabilir. Shark kaskların zaten fiyatlarını biliyorsunuzdur. 2000'lerden fazla, 2500-3000 lira falan geliyor. Fiber olanları biraz daha ucuz. Bir de polikarbon olanları var. Hani ben çok fazla önermiyorum tabii. Hani bir süper spor makine ya da hani polikarbon bir kaskla hani az dayanıklı, kazalarda fazla mukavemet gösteremeyen bir yapısı olan bir kaskla binmek çok da iyi değil. Bu montları önerebilirim. Daha mont çeşidim var. Daha mont çeşitlerini gösterebilirim. Tabii diğer videolarda göstereceğim. Mesela işte yine orta bütçesi olan, bir de 2000 liraya bütçesi olan bir arkadaş vardı. Onun için de yine ProHell'in bu spor montunu önerebilirim. Bu da SS makinelerde giyilebilir. Yine bu 3 mevsimdir. Ön tarafından açtığınız zaman şu şekilde bir yapısı var. İç astarı çıkıyor. Bunun yan tarafında cepleri var. Belinde sıkma yerleri var. Bileğinde cırcırtı var. Bunda bir fermuar yok tabii ki. Ama omzunda iyi korumaları var. Dirseğinde iyi korumaları var. Bunun da hani özellikle şu dirseğinin üst tarafında bir tane körük mekanizması var. Arka tarafında bir körük mekanizması var. Hörgücü var. Ve hani omuz korumaları ekstra desteklenmiş. Bunu da alabilirsiniz. Bu da çok uygun montlardan bir tanesi. Yani en azından hani süper sporta giren performans fiyat karşılığını alabileceğiniz montlardan bir tanesi. Ama ha diyorsanız ben deri mont alacağım. Biraz önce tanıttığım Magna deri montu alabilirsiniz. O çok daha iyi bir yapı ve koruma dayanıklılık sağlayacaktır size. Ha böyle bir sürü mont var tabii ki. Ha, siz bu montlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Farklı bir mont için aşağıdaki açıklamalara bakabilirsiniz. Onlardan hepsini tek tek paylaşmaya çalışacağım. Şimdi diğer videoya geçeceğim. Umarım yararlı olmuştur. Bir de eldiven göstereceğim. Tabii ki yani bot ve pantolon tavsiyesi de vereceğim. Yani isterseniz şey de alabilirsiniz. Mesela Zandona'nın dizliklerini de alabilirsiniz ama bir pantolon kadar koruyucu olmuyor biliyorsunuz. Pantolon kadar koruyucu olabilmesi için full bir koruma sunması lazım. Ama dizliklerin kazadan sonra döndüğünü, kaza sırasında döndüğünü ve size daha fazla zarar verebileceğini biliyor olmanız lazım. Bilmiyorsanız da şu anda ben söylemiş oldum. Eldivenleri göstereceğim. Eldivenlerden birkaç çeşit çıkarttım. Özellikle yazlık çıkarttım. Yazlık istersiniz diye. 3 mevsimlik montlardan, bir tanesi de 4 mevsimlik monttan sonra eldivenlerden bir tanesi bu. Skoyko'nun bir eldiveni. Skoyko'nun eldivenlerini biliyorsunuzdur zaten. Daha önceden de ben bunları paylaşmıştım. Şu şekilde yumruk korumaları var. Eklem yeri korumaları var. Eklem yeri korumaları orta kalınlıkta. Körük mekanizması var ellerinin üstünde. İç korumaları yani bilek korumaları çok iyi yapılmış değildir. Ortalama bir eldivendir. Ortalama koruyacaktır. Telefon hassasiyeti var şu parmaklarında. Şu parmaklarında telefon hassasiyeti var. Fermuarlı ve şu şekilde bilek bantı olan şekilde yapılmış. Bu Skoyko'nun eldivenlerinden bir tanesi.
Vexo'nun yine renkli eldivenlerinden bir tanesi şu, özellikle hani iç korumaları fena değil, hani iç korumaları çift iki tane, bir avuç içi koruması gibi bir de bilek koruması gibi yumuşak koruma var. Cırt cırtlı bilekleri var ve işte içinde şurada kaydırmaz yapıda olan bir bölümü var. Eklem yerleri ve yumruk yeri özel korumalarla yapılmış, yine körük mekanizması var. Bu da alınabilir, kullanılabilir. İki tane daha var eldivenim. Biraz daha pahalı, fiyat performansa göre alınabilecek eldivenlerden bir tanesi. Bu da Fireglow'un Sant Evo replikası. Bunu daha önceden de tanıttım. Daha önceden de tanıttığım için biliyorsunuzdur. Detayını göstereyim. Bileğinde özellikle şu kısmında sert bir koruması var. Yumruk koruması var. Eklem yeri korumaları var. İnce bir eldivendir, yazlık eldivendir. Ve geçirgen bir yapısı vardır yazlık olduğu için. Bileğinde cırt cırtı var. Baş parmağında koruması var. Deri ve kumaş olarak yapılmıştır. Bu da alınabilir. Linklerini açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bir tane de tamamen deri siyah var. Hani renklileri sundum renkli isteyen Tuncay arkadaş için. Tabi bu da siyahtı. Ötekisi de siyahtı. Ama siyah ve renkli olanlardandı. Hani tamamen siyah olmasın dedi. Hani o ötekinin proyelin üstünde işte Venom'un üstünde işte kırmızı gri gibi bir renk vardı. Magna tamamen siyah değil. Beyaz eklentileri var. Beyaz korumaları var. Beyaz çizgileri var. Bu tamamen siyah. Siyah fark etmeyenler için paylaşıyorum bunu da. Bu yine Fireglow'un bir eldiveni. Fireglow'un Sport City modeli. Bunun da hani eklem yerlerinde sert korumalara sahip, özellikle hani yaz sürücüleri için ve kısa eldiven arayanlar için bence birebir. Bileğinde cırt cırtı var, yumruk korumaları var, eklem yeri korumaları var. Yine eklem yeri şu körük mekanizmasına sahip ve tamamen delikli olduğu için de işte baş parmağında da eklem yeri koruması var. Ve her yerinde eklem yeri korumaları var. Bu da alınabilir iyi eldivenlerden bir tanesi. Eğer dizlik alacaksanız Zandon'un dizliklerinden bir tanesini alın veya işte Pro ile alabilirsiniz veya işte Skoyko'nun korumalarını alabilirsiniz. İçinize bir koruma giyip üstüne mont giyecekseniz bu montun mesela bu mont içine tam bir koruma giyecekseniz bu montun korumalarını çıkartın. Çünkü üst üste iki tane koruma giymek sizi daha fazla sakatlanmaya götürebilir. İçine de sığmayabilirsiniz. Tek 90 pantolon alın. Bir arkadaş uyarmıştı beni. Tek 90 değil, tek 90 diye. Tek 90 koruma. Tek 90 pantolon alın. İçinde çok iyi hem kalça koruması var hem kevlar koruması var. Aynı zamanda diz korumaları var. İsterseniz çıkartabiliyor. Günlük hayatta da kullanabiliyorsunuz. Restoran, kafe gibi bir yere gittiğinizde korumaları çıkartıp normal günlük bir pantolon gibi kullanabiliyorsunuz. Tek 90 pantolonların biliyorsunuzdur yani yazlık ve baharlıktır. Kışın sizi üşütür. O yüzden de kışın kullanacaklar için yine Revit'in veya farklı bir markanın Revit'in, Venom'un, Vexo'nun, Proel'in alt tamamen full oturan pantolonlarından alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Altına Rockwell bot alabilirsiniz, TCX botunu alabilirsiniz. Onun linklerini de aşağıda bulabilirsiniz. Tuncay umarım yararlı olmuştur. Hani yararlı bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Başka kask önerim var mı? Süper Sport için şu anda kask, hani LS2 FF320 olabilir ama LS2 kaskları bazen beğenmiyor arkadaşlar. Hani LS2 FF320'nin de detaylarıyla aşağıya koyacağım. Linkinden daha doğrusu bakabilirsin. O da olabilir. İyi bir kastır, dayanıklıdır, fiber bir yapıya sahiptir. Onu da alabilirsin. FF323'tü galiba. Bir de hani Süper Sport'ta başka hangisi uyabilir? Tabii ki Shoei NXR olabilir, Shoei Q-Vest olabilir. Onları da göstereyim hemen. Veya bunun gibi Neotech olabilir. Neotech'leri de biliyorsunuzdur zaten. Bunun da detaylarını ben vermiştim. O yüzden defalarca tanıtmayayım diye bunu sadece gösteriyorum. Neotech'te hani güzel bir yapısı var, fiber kompozit bir yapısı var.
En azından hani tam koruyucu olur. Renkleri de güzel. Tam siyah da değil. Daha açık renkleri de var. İstiyorsan hani beyaz da sunabilirim. Şunun gibi beyaz da sunabilirim. Tamamen beyaz da alabilirsin. Hani motorun rengini bilmiyorum tabii, siyah istemediğin için. Daha fazla görünürlük sağlıyor biliyorsunuz. Özellikle hani açık renkli olanlar daha fazla görünürlük sağlıyor. Ama hani şöyle bir şey de detayını da vereyim. Hani diyorlar ya işte 300 metre öteden bile görünüyor, işte 700 metre öteden bile görünüyor. Arkadaşlar o bir efsane. Yani gerçekten bir efsane. Çünkü belirli bir uzaklıktan sonra bu renkler sadece siyah veya lacivert, koyu lacivert olarak görünüyor gözümüze. Belli bir uzaklığın ötesini göremiyoruz. Yani 400 metredeki bir rengi hani aşırı büyük olmadıkça tanımlayamıyoruz. Biz de hani küçük boyutlu araçlar olduğumuz için, biz de üstünde küçük boyutlu bir canlı varlık olduğumuz için de üstümüzdeki renk ne olursa olsun çok uzaktan göründüğümüz zaman yalnızca siyah veya lacivert olur. Üstümüzdeki renk ne olursa olsun, 400 metre, 500 metre, 700 metreden bahsediyorlar. 700 metrede işte çok görünür, açık renkli olursan çok daha görünür olursun falan. 400 metreden sonrası renkleri düzgün algılayamıyoruz arkadaşlar. Hatta bununla alakalı bir tane video vardı. Eğer video olarak bulursam sizinle paylaşacağım. Umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi bütün açıklamaları linkleriyle beraber kaskların bütün hepsini göstereceğim. En son hani Q-West ve NXR dedim, onları da göstereyim. Siyahını göstermiyorum, bu grisini gösteriyorum NXR'ın. Bunun detaylarını dediğim gibi biliyorsunuz. Üst, ön hava kanalları var, arka hava çıkış kanalları var. Kalın yapıda bir cama sahip. O yüzden hem çizilmelere dayanıklı hem çarpmalara dayanıklı şekilde yapılmış. Gözlüklü giyebilirsiniz. İşte içinde çok iyi havalandırma kanalı var. Double div bağlantısı var. Çekme halkaları var. Sonradan hani kafanızı çıkartabilmek için kazadan sonra onlarla beraber çıkıyor. Boyun petleri iyi oturuyor. Çok iyi bir rüzgar tüneline sahip olduğu söyleniyor. Çünkü Shoei kasların birçoğunu galiba hepsini mi tam olarak bilmiyorum onu. Birçoğunu geçen gün NXR mı tanıttım ben? NXR QS. NXR tanıttım galiba. 32 yerden özellikle şey yapılıyormuş. Darbe testi yapılıyormuş. O şekilde sizlere sunuluyormuş. Umarım yararlı olmuştur. QS de alabilirsin dediğim gibi. Vereceğim bilgiler bu kadar. Hepinize iyi sürüşler.